Ben bir hanımefendiyle konuşuyordum. Dedim ki evladım. Dedi ki efendim siz gelirseniz bizi çalıştırmayacakmışsınız öyle mi dedi. Yo dedim hayır. Ama ben sana bir şey sorayım dedi. Eşin ne alıyor senin? İşte 6 milyon alıyor. Sen ne alıyorsun? İşte 5-6, 4-5'te ben alıyorum. Peki senin aldığın paradan eve ne katkın oluyor? Şöyle bir durdu, bir hesap etti kafasından, dedi ki galiba katkım olmuyor benim. Sen söyleyemiyorsun, ben söyleyeyim dedi. Sen çalıştığın için çocuğun kreşe gidiyor, para veriyorsun değil mi? Ya da bir bakıcı kadın geliyor, para veriyorsun değil mi? Evet. Peki onun eğitimiyle ilgilenmiyorsun değil mi? Evet. Seninle aynı dairede çalışan falan hanımefendiyle kıyafet yarışına girme mecburiyeti hissediyorsun, harcama yapıyorsun değil mi? Evet. Berberiydi, kuaförüydü, pedikürüydü, manikür mü? Ne Allah'ın cezası? Değil mi? Evet. Peki ne kaldı senin cebinde kardeşim dedim. Vallahi başkanım kalmadı dedi. Doğrusu. Hiçbir katkım yoktu. Peki size şöyle bir şey desem ben desem ki kardeşim 6 milyon kardeşimiz alıyor, eşiniz. 5 milyon da siz alıyorsunuz. Ediyor 11 milyon. Öyle değil de sizin aldığınız maaşın yarısını eşinize fark olarak versek, yani 9 milyon versek, sizin evinize 9 milyon girse ama sen evinde otursan, eşini karşılasan, onun hizmetini versen, çocuğunu eğitsen, ülkenin kültürel gelişimine kendini yetiştirerek, çocuğunu yetiştirerek katkıda bulunsan ne dersin dedim. Dedi ki böyle bir eli getireni öperim ben. Bir kadın diyor bunu. Böyle bir imkanı getiren eli öperim ben. Ülke bu. Bütün boyutlarıyla meseleyi, sosyal yapıyı düşünmez ve çare bulmazsanız patlak verir. Bir taraftan patlak verir. Bugün olduğu gibi. Bir tarafı tamir edersiniz, başka yerden büyük yaralar açılır. Bugün olduğu gibi.